Merhabalar. Uzunca bir süreden sonra tekrar ses kayıtlarıma başlayayım dedim. Sanırım 2 ay kadar oldu diye düşünüyorum. Bu ay ortasında tekrar biz yurt dışına çıkacağız. Oraya gidene kadar ses kayıtlarıma devam edeyim. Umarım orada da fırsat bulur, yapmaya devam ederim. Niye fısır fısır konuşuyorsun diye yazanlar olmuş. Çok basit bir sebebi var. Bebeğim uyuyor. Yani doğal olarak fısır fısır konuşuyorum. Ya bu ses kaydı yapmamam lazım ya da bu şekilde yapacağım. Zaten hani böyle çok profesyonel olayım, acayip güzel videolar çekeyim diye bir kaygım yok. İnsanlara bilgi aktaralım, bilgi aktaralım. Önemli olan benim için bu. Gerçekten bilgiyi aktarmak. Bu ses kaydımla size sen diye hitap edeceğim. Uyumlama nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Şimdi güzel kardeşim, uyumlama, inisiye olmak, kanal olmak, bunların hepsi aynı şey, tamam mı? Birisi ben uyumlama aldım, uyumlama alacağım, şuna kanal oldum, şudur budur, şuna inisiye olacağım derse bil ki hepsi aynı şey, tamam mı? Enerjiye kanal olmak. Bir kafa karıştıran şey daha vardır. Onu da başka bir ses dosyamda anlatayım. Mesela uyumlama, aktivasyon. Bir de tüm enerji sistemleri kafa karıştırır. Hani mesela aktivasyon aynı mıdır? Uyumlama aynı mıdır? Tamam. İnisiyasyonu aynı mıdır? Hani uzantısını soruyorsunuz ya. Genelde bunların hepsi enerji sistemi. Biz bunlara genel olarak uyumlama diyoruz. Uyumlamanın adı. Tamam. Hepsinin bir adı vardır. Bu konuda anlaştık. Tamam. Şimdi devam edelim. Herkes uyumlama alabilir mi? Genel olarak alabilir. Belli şeyleri anlayabiliyorsa alabilir, hiçbir problem yok. Tabi belli bir yaşta olması lazım anlayabilmesi için. Örneğin 15 yaş üstü çok ideal bir yaş, anlayabiliyorsa hiçbir problem yok. Ben nasıl uyumlama yapıyorum bunu anlatayım. Tüm çalışmalarımı, gerek psişik çalışmalar olsun gerek uyumlamalar olsun, tamamını uzaktan yapıyorum. Ben kendi evimde alıyorum. Sen de kendi evinde alıyorsun. Bütün evinin konforunda, İstediğin saatte, ortak uygun, bana ve sana uygun bir saat belirliyoruz. Tabii ki senin ihtiyacına göre uyumlamayı bana söylüyorsun. Sana uygun bir zamanda ben randevu veriyorum. Tamam. Bu randevu gününde seni yönlendiriyorum. Önceden de yazamam. Bebeğim 9.30-10 gibi uyuyor. Ancak ben 10.30'dan sonra daha uygun oluyorum. Bunu da burada parantez içinde belirteyim. Bununla birlikte devam edelim. Ha, ben nasıl uyumlama yapıyorum? Şimdi karanlık bir ortamda, sessiz, sakin, karanlık bir ortamda uzanıyorsun. Bu yatağın olsun. En rahat ortam yatağındır. Karanlık olması şart mı? Yok, değil. Karanlık ortamda daha iyi olur. Ama ya ben korkuyorum, ışığı açık dursun. Problem yok. Tamam. Peki dersen ki, ya ben Özlem hocam gözümü arada sırada açıyorum. Açmayalım. Uyumlamanın akışını etkiler. Açmayalım. Tamam mı? 1 saat sürecek. Yani çok kolay. Niyetimiz var. Benim de senin de. Aynı anda. Aynı anda dikkat edilecek nokta. Aynı anda niyetimizi okuyacağız. Tamam. Başlayacağız. Sonra o kadar kolay ki. Zaten şaşarsın. Enerji kendiliğinden niyeti ettin mi akıyor. Çok acayip. 1 saat boyunca akıyor. Sonrasında sen uzanıyorsun yani. Hiçbir şey yapmıyorsun. Kolay. Yani hiçbir atraksiyonu falan filan bir şeyi yok. 1 saat sonra bu enerjiyi kendin kullanabiliyorsun. Şaşılacak bir şey. Ben buna başladığımda çok şaşırmıştım. Evet. Gerçekten şaşırmıştım. Şimdi bunlar moda oldu. Yani bilen bilmeyen herkes yapıyor. Duyuyorsunuz, görüyorsunuz, okuyorsunuz. Hadi bakalım. Yani buna biraz gülüyorum. Niye gülüyorum? Yani bilgisi olmayan da yapıyor, bilen de yapıyor. Diyeyim yarım yalan yanlış şeylerle de yapıyor. Öyle olmaması lazım. Ben her zaman ne diyorum? Bir tane sistem bil. Gerçekten bir sistem bile bil. Tamam, o sistemin uyumlamasını yapabilirsin. Gerçekten. Diyeyim sana. Kişinin sadece lavanta levire ikisi vardır. Tamam. Sadece onu kullanıyordur. Ve der ki ben sadece lavanta levire iki uyumluyorum. Tamam olabilir. Ama lütfen lavanta levire 2 hakkında her şeyi bilsin. Onun gibi tek bir sistem biliyorsa her şeyi bilsin. İnsanlar
birçok şey uyumluyorum diyor. Ama bakıyorsun dosya yollamıyor. Soruyorsun yanıt vermiyor. Neyse bu bir parantezciydi. Ben konuyu dağıtmayayım. Bizim bu konuşmada konumuz ne? Uyumlama nasıl yapılır? O yüzden konuyu dağıtmayacağım. Tamam. Şimdi sen odanda sana uygun bir zamanda sessiz, sakin, rahatsız edilmeyecek bir ortamda benim niyetim var, senin niyetin var. Niyetimizi okuyoruz karşılıklı. Ben seni Messenger'dan ya da Gmail'den yönlendiriyorum. Mail adresimden. İki adresten iletişim kuruyorum sadece. Ya Facebook'tan ya da Gmail'den. Tamam. Ondan sonra yazar özlemtunalı@gmail. Ondan sonra niyetimizi okuduktan sonra enerji kendiliğinden başlıyor. Bir saat sonrasında bitiyor. Bittiğini nasıl anlayacaksın? Başlamadan bir saat sonrasına saatini kuracaksın. Bu kadar. Bunun devamında bu bir saat içinde yapman gereken bir şey var mı? Yok. Çok kolay. Zaten kolay olması güzel. Kolay olması çok ilginç ve çok kullanışlı. Bence en enteresan olan şeylerden bir tanesi bu kadar kolay olması. Benim çok hoşuma gitmişti. Evet, çok hoşuma gitmişti ve çok eğlenmiştim. Benim uyumlamalarda hissettiklerimle ilgili ayrı bir ses dosyası yapabilirim. İlk uyumlamalara başladığımda çok acayip etkileniyordum ve çok heyecanlanıyordum. Ama ben bunları anlatırsam bu dosya bitmez. Ses dosyası bitmez. Onun için bana hatırlatın bununla ilgili. Eğlenceli yani, çok eğlenceli. İlk başladığımda deneyimlerimi anlatayım size. Zaten o kadar heyecanlanmasaydım bir insan 4000 enerjiye kanal olmaz yani. Çok heyecanlanmıştım. Bunda ne hissedeceğim, bunda ne hissedeceğim diye. Çok seviyorum. Söylememe gerek var mı? Yani söylemesem de zaten bir kadın 4000 enerjiye kanal olduysa herhalde sevdiği bellidir, değil mi? Neyse. Bu bir saat içinde ne yapmaman gerekiyor? Sadece şunu istemiyorum. Kollarını, bacaklarını hani yatarken çapraz yapma. Tamam. Dönebilir miyim sağa sola? Dön. Bir şey olmaz. Aklıma milyon tane düşünce geliyor. Ne yapayım? Gelsin. Hani diyorlar bana. Hocam kafamı toplayamıyorum. Konsantrasyon olamıyorum. Uyumlamada kendim veremiyorum. Böyle bir şey istemedim ki. Yok. Böyle bir şey istemedim. Gerek de değil. Onun için kafana milyon tane düşünce gelebilir, sorunlar gelebilir. Yani ne istiyorsan düşün. O gerekli değil, tamam. Niyetin var. Niyetini ettikten sonra, niyetin zaten bir cümle. 15 kez tekrar etmeni istiyorum. Tamam. Ondan sonra onun devamında bir şey yok yani, çok kolay. Kendini bırakıyorsun öyle bir saat, ama göz kapalı. Gözünü açma. Yanımda birisi olabilir mi? Olabilir ama seni rahatsız etmeyecek. Diyelim ki çocuğun yanındaysa uyusun. Uyuduğu bir vakit yapalım. Eşin yanındaysa ya da bir akraban yanındaysa uyuduğu bir vakit yapalım. Tamam. Dikkatini dağılmasın. Hocam uyumlama sırasında bir şey dinleyebilir miyim? Bir şey dinlemesen daha iyi olabilir. Evde çok gürültü var. O yüzden ya da dışarıdan gürültü geliyor. Bir şey açayım, ses açayım. O zaman. Hani böyle benim de bu ses kayıtlarda kullandığım fonlar gibi kuş sesi, doğa sesi, su sesi, yağmur sesi, bu kadar. Tamam. Bunun gibi. Ama bir şarkı, türkü olmaz asla. Tamam. Uyumlama sırasında zikir yapayım mı, ne bileyim Kur'an okuyayım mı, yani ne bileyim sure okuyayım mı diyenler için şunu söyleyeyim. Yok, yapma. Çorba yapma. Tamam mı? Niyetimizi ediyoruz. Bir cümle sadece. O bir cümleyi aynı anda okuyoruz. Benden önce okumuyorsun. Hocam ben okudum. Şimdi sıra sizde. Bu değil. Aynı anda. Mesela saat 10'da mı başlıyoruz? 10'da ikimiz de birlikte okuyacağız. Başlıyoruz dedikten sonra aynı anda okuyacağız. Tamam. 15 kez okuyorsun. Gözünü kapatıyorsun. Yatağında nasıl yatıyorsan yat. Ondan sonra bırak kendini. Bir saat sonra bitiyor. Selametle. Bu kadar kolay. Bununla birlikte hani uyumlama sırasında bir yerin kaşındı. Yani kaşıyabilirsin, sorun değil. Bir yerin ne olabilir? Ondan sonra hafif kaşınma, hafif yanma, hafif batma. Bunlar hafif ama hissediliyor bunlar. Kimisi de hissetmiyor. Bu hissedip hissetmeme meselesi de önemli değil. Kimisi hissediyor, kimisi de hissetmiyor. Ha, sen hissetmedin, uyumlama gerçekleşmedi mi? Yok öyle bir şey. Tamam mı? Dersen ki bana
Uyumlamanın ortasında gözümü açtım ya da 20 dakika gözüm açık kaldı. O zaman kontrol ederiz uyumlama gerçekleşmiş mi diye. Ama uyumlamanın ortasında bir kere, iki kere gözünü açmışsın. Onda bir şey olmaz. Tamam mı? Uyumlamayı niye bir saat yapıyorum? Uyumlamayı 15 dakikada yapıp bitirenler var hocam diyenler var bana. Soru geliyor. Siz niye 15 dakika yapmıyorsunuz diye. Hatta daha komiğini söyleyeyim. Bana bazı hocalar mail attı. Yani yıllardır bu işi yapıyorum ya. Ondan sonra siz niye 15 dakikada, 20 dakikada yapmıyorsunuz? Bir saatte yapıyorsunuz. Bizimle bir saatte yapmamızı istiyorlar diye. Herkes kendi işini yapsın değil mi? Bana ne laf söylüyorsun yani? Saçma saçma şeyler. Ondan sonra sen 2 saatte de yapabilirsin. Yani sen öyle yap. Bana ne, bana ne karışıyorsun? Karışamazsın da zaten. Şimdi ben ilk başladığımda ben de herkes gibi 15 dakikada, 20 dakikada yapmıştım. Sonra yukarıdan bilgi aldığım için Spatyon'dan, baş meleklerden bana dedi ki Özlem, bu insan daha iyi yararlansın. Bunu 1 saatte yap. Ben de hiç tereddüt etmedim, ikiletmedim. Ondan sonra zaten ilk birkaç kişiyi yaptıktan sonra hemen 1 saatte yapmaya devam ettim. Sonra insanlardan çok güzel geri dönüşler, feedbackler aldım. O zaman çok daha etkili olduğunu gördüm. Bir de şöyle bir şey var. Yani ne zaman niyetini ettin, ne zaman bitirdin, ne zaman akış başladı, o insan ne zaman uyumlandı Allah aşkına. Bu insan bu enerjiyi bir hafta kullanmayacak, bir ay kullanmayacak, bir ömür kullanacak değil mi? Yani sana para veriyor, emek veriyor, zaman veriyor. Ne olacak yani, bir saatini ayır sen de. Ölmezsin yani, bir şey olmaz değil mi? Bir saatini ayır. Öyle bir şey yok yani. Ben diyorum kendi öğrencilerime de, benim yetiştirdiğim öğrencilere de, benim hoca yaptığım insanlara diyorum. Yani öğrencilerinize, danışanlarınıza 1 saat zaman ayırın, iyi olur diyorum, güzel olur. Yani o zamandan kaçma. O insan ya hocam ben çok güzel kullanıyorum enerjiyi dediği zaman sen çok mutlu olursun. Tamam. O insan bu enerjiyi güzel kullanacak. Tamam. Bu güzel bir şey. Ben bunu her zaman tavsiye ediyorum. Ondan sonra bana gelen sorulara bakıyorum. Şöyle yanıtlamadığım ne var diye. En çok şu geliyor. Birebir uyumlama yapıyor musunuz? Sizin yanınıza gelmem gerekir mi? İşte yakındaki uyumlamalar daha mı iyi oluyor? Ben en çok bu soruyu alıyorum. Hayır. Sakin ol. Tamam. En çok bu soruyu alıyorum maillerden. Bu ses kaydını yapmam da benim şart oldu. O kadar çok mail alıyorum ki, biliyorsunuz bahsediyorum bundan. Tüm sosyal hesaplarımdan ortalama her gün 3000'e yakın mail geliyor. Neyse. İşte bunların bir kısmı uyumlamalarla ilgili. Uyumlama nasıl yapılır gibi olunca benim bunu yanıtlamam lazım dedim. Aslında ben bu soruyu Şifacının Rehberi kitabında da anlattım güzelce. Bunu diğer hocalar da yararlanır bundan. Bu benim ses kaydımdan. Çünkü uyumlamanın nasıl yapılacağını bilmeyenler bu ses kaydımdan gayet yararlanır. Ondan sonra detaylı bilgi almak isterseniz Şifacının Rehberi kitabından yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte kolum bacağım nasıl olsun diyenlere, yani istediğin gibi dönebilirsin, sadece çapraz yapma yeter. Oturarak uyumlama olur mu? Çok rahat olman lazım. Çok rahat olursan olur. Tamam mı? Çok rahatsan eğer, hani uyumlamanın ortasını oran buran ağrımayacak şekilde oturuyorsan hiç sorun değil. Tamam mı? Önemli olan maksat senin 1 saat boyunca rahat olarak o zamanı geçirebilmen. Hani bundan da kasıt, sen üşümeyecek şekilde üstüne bir şey ört ya da çok sıcaksa ona göre camı aç. Yani odanı senin konforuna göre uyumlama başlamadan bir hazırla. Diyeyim sana, benim tavsiyem, iyi ki aklıma geldi. Uyumlamadan hemen önce yemek yeme. Tamam, 1 saat falan önce yemek ye. Çok da aç da olmanı tavsiye etmiyorum. Ondan sonra İlk ki aklıma geldi. Benim istediğim bir şey var. Duş al. Uyumlamadan önce. Çok iyi olur. Güzelce banyonu yap. Mümkünse uzun uzun banyo yap. O niye biliyor musun? Yani su enerjimizi temizlediği için, sadece bedeni arındırmaz, ruhumuzu da dinginleştirdiği için çakraların daha iyi olur ve enerjiyi çok daha iyi alırsın. Bir de herkese tavsiye edemeyeceğim ama sadece benim öneri şeklinde sunabileceğim bir şey var. O da, eğer sadece içinden gelenlere bu, tamam mı? Hangi dine mensupsan, yani 4 tane din var çünkü, diyemem sadece Müslümanlara şunu yap diye.
Yani hümanist olmak lazım. Herkese saygı duymak lazım. Tamam mı? Böyle davranmak lazım. Bir de insanın içinden gelir gelmez. Kimisi sadece Allah'a inanıyor, dini yok. Herkese saygı duymak lazım. Olabilir, olabilir. Hepsi normal. Olabilir. Şimdi güzel kardeşim, dinin neyse, o dindeki bir şeye inanıyorsan, biz başlamadan önce kalbinden gelirse sen dua et. Ondan sonra kendi sureni oku. Müslümanlar için ayrı önerim var. Ayetel Kürsü, Nas, Felak, İhlas. Kalbinden geldiği kadar oku gün içinde. Ben diyorum ki 100 tane İhlas, 100 tane. Her birinden 100'er tane oku. İhlas 100. İhlas, sure, ondan sonra Felak, Nas. Ondan sonra ne var başka? Fatiha, Ayetel Kürsü. Bunları okusan yeter. 4-5 tane. Tamam. Sayı önemli mi? Değil. Hiç önemli değil. Buradan maksat, sen daha iyi arınmış olursun. Daha güzel akar. Enerjiyi çok daha kuvvetli alırsın. Bunu benim yapmam şart mı diyeceksin? Değil. Yapmasan da olur. Hocam duş alamadım, şöyle böyle. Önemli değil. Tamam. Önemli değil. Ondan sonra başka dikkat edilecek bir şey var mı? Hiç. Hiç. Dikkat edilecek bir şey yok. Çok kolay yani. Yani aklında kalması gereken tek şu. Niyetimiz var. Tek bir cümle. Ben o niyeti zaten sana mail ortamında yazıyorum. Bu uyumlama yapmadan önce kimseyi telefonla aramıyorum. Herkesi maille yönlendiriyorum. Zaten kolay. Bu süreç zarfında da zaten kimseyi telefonla aramıyorum. Sonrasında da aramıyorum. Aranması da gerekmiyor. Gereken soruları maille yönlendiriyorum. Ondan sonra tek aklında kalacak şey şu. Niyetimiz var. Niyetimizi ediyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz. Sessiz karanlık bir ortamda kendimizi bırakıyoruz. Gündüzdür, karanlık değil. Önemli değil. Gözümüz kapatınca aynı şey zaten. Tamam. Hiç konsantrasyon sağlamaya gerek yok. Niye bu kadar ayrıntılı, detaylı anlattım? Çocuğu anlatır gibi. Ya herkes aynı şeyde değil, seviyede değil. Bu işi hiç yapmayanlar var. Yeni başlayanlar var. 65 yaşında teyzeler var. Olabilir. Ondan sonra bunlara çok uzak olan insanlar var. Her şey olabilir. O yüzden biraz daha detay anlattım. Ondan sonra iyi ki bak hatırladığım bir şeyler. Toplu uyumlama olur mu? Ben bunun her zaman hikaye olduğunu anlattım. Çünkü iki kişiyi bile aynı uyumlamayı ya da farklı uyumlamayı aynı anda yapamazsın. Tamam? Sadece bu kadarını söyleyeyim. Toplu uyumlama diye bir şey yok. Tamam. Ondan sonra uyumlamayı kimden almalıyım? Benden alman hiç önemli değil. Hiçbir zaman önemli değil. Tamam. İstediğin kişiden alabilirsin. Ben burada bilgi vermek maksadıyla anlatıyorum bunu. Hatta gecenin yarısını uykusuz kalarak anlatıyorum. Tüm ses kayıtlarımı yaptığım gibi. Çünkü zamanım pek yok. Sadece bilgi vermek maksadıyla anlatıyorum. Bununla birlikte sen güvendiğin birinden al. Çok güzel uyumlama yapan insanlar elbette var. Benim yetiştirdiğim çok insan var. Benim yetiştirdiğim olsun, yetiştirmediğim olsun bir sürü insan var Türkiye'de ya da dünyada. Önemli olan senin sonrasında mutlu olacağın bir hocayla çalışma. Bu hocadan mutlu olman. Uyumlama hocasından bahsediyorum. Bu işi bilsin ya. Tırvırı olmasın yani. Tamam. Bana bir sürü mail geliyor. Bir parantez için. Yani hocam bana şambalları ilk uyumladı. Sonra bana hiçbir şeyi anlatmıyor. Dosyada yollamadı. Bana bunu anlatır mısınız? Ben niye anlatayım? Allah aşkına, o kadar mail içinden ben sana bunu anlatırsam gerçekten bilgiye ihtiyacı olan insanlara bazen dönemediğim oluyor. Çünkü böyle bir zamanım olmayabiliyor. Hani ilgilenmem gereken bir de kızım var. Dolayısıyla hani hocana sor, değil mi? Yani ondan almışsın. Gerçekten kaliteli sorulara yanıt veriyorum. Hepsine yetişemiyorum, mümkün değil. Yetişmem de gerekmiyor. Böyle bir şey de şart değil zaten. Ondan sonra dönemiyorum da hepsine. Ondan sonra güzel şeyler. Uyumlama insanı geliştiren bir şey. Çok güzel şeyler. Ne yaparsan kendine, ne yaparsan bugün sen nasılsan, bugün kendine bir artı kazandırırsan yarın bambaşka bir insan olursun. Bu aslında kendini ödüllendirmektir, kendine değer vermektir. Tamam mı? Kök çakranı sağlamlaştırmaktır. Ben demektir. Kök çakra ben demek. Kendine yatırım yapmaktır.
Benden ya da başkasından bu hiç önemli değil. Samimiyim bu konuda gerçekten. Önemli olan sen kendini geliştir. Bu niye biliyor musun? Ya şu dünya öyle güzel ki ben bugün bir insanı değiştiririm. Değiştirmek derken bir insanın gülümsemesine vesile olurum. Tek bir insanı. O belki bir milyon insanı değiştirecek. Kelebek etkisi misali. Ben bugün bir kadının gülümsemesini sağlarım sadece belki. Tamam mı? Belki bir çocuğun huzurlu olmasını sağlarım. Başka bir çocuğun. Belki bir kadının evde ağlayan, huzursuz olan, sürekli ağlayan çocuğuna derman olurum belki. Ama o aile çok iyi olur, hisseder. Ve belki o çocuk çok mutlu olacak ve belki çok büyük bir insan olacak. Büyüklük tırnak içinde neye göre, kime göre ayrı konu ama hani birçok insana faydası olacak biri. Yani burada kelebek etkisi misali. Senin belki bir akraban, bir insan hastalandı. Böyle çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Karnı ağrıyor, şu bu. Yani orada aniden onu dindirebilmek çok iyi bir şey, biliyor musun? Ömrüm boyunca bunu yaşadım çünkü. Tabii ki her zaman tıptan yararlanılmasını düşünen ve bunu son derece yararlı bulan bir insanım. Bunu her zaman söylüyorum. Bunun faydasını çok göreceksin. Yani ne bileyim, küçük şeylerde bile, büyük şeylerde bile değil. Midem bulandı, şudur budur, hafif bir şey var. Portal zamanlarında insanların orası burası çok ağrır. Farkında değildir portal olmanın ama olduğunun o gün, ama o gün biraz hassiz olur, kırgın olur. Ben uyumlamaların çok faydasını görüyorum. Yoksa günde 3-4 saat uykuyla dayanamazdım sanırım. Ondan sonra yorgunluğunu çok kolay atabilirsin. Dolayısıyla insanlara yararlı olmak çok iyi bir şey. Yoğun bakımdaki hastalara olsun, bir tanıdığın eşin dostuna küt diye bir yarım saatte çok güzel şifa yaptığında muhteşem etkisini görürsün. Burada uyumlamaları detaylı anlatmayacağım. Hani şey diye, kapsamın dışına çıkmayayım diye. Burada başkasına da yararlı olmak çok keyif verici bir şey. Çok iyi bir şey. Ben mesela bir anımı anlatayım. Çok küçük bir anımı anlatacağım. Ben Ankaralıyım. 79 doğumluyum. Parantez içi bunlar kısa keseceğim. Dolmuşla Eryaman'dan Sığıya'ya gidiyorum. Çünkü bilenler bilir çok kalabalıktır. Sabahın körü 7.30'da dolmuşa bindim. Tıklım tıklım. Oturuyorum, yanında bir kadın var, en arkadayız. Kadının kucağında çok hasta bir çocuk var. Çocuk 3 yaşında falan. Ben empatım. Yani çocuk hasta, ben perişan oldum gidene kadar. Niye perişan oldum? Çocuğu öyle gördüm ya. Yani tamam, doğanın kuralı, hani tekamülüz, şudur budur, sınav. Annesi de belki onu çekecek, o da belki. Ama ben öyle bir insan değilim yani, tamam mı? Çocuk duramıyor, dayanamıyor. Dolmuştayız. Gazi Hastanesi'ne gidiyorlar. Ben perişan oldum, darman duman oldum. Tabii farkında değil, o farkında olmasına da gerek yok. Yani başkalarının acılarına birden dağılıyorum böyle. Ömrüm boyunca böyleydim. Ondan sonra çocuğa o fark etmeden yüksek benliğinden izin alarak şifa yaptım. Çocuk sakinleşti, rahatladı. Çünkü çok zor durumdaydılar. Bir de çok fakir oldukları falan belliydi. Yani biraz sevindim, tamam mı? Biraz ne kadar umudum olduysa oldu yani. Yani acı bir şey. Tabii Allah tekamülüne göre şey, hayırlısını nasip etsin. Kimseye acımıyorum. Çünkü Allah vermiş, vardır sebebi, Yüce Rabbim. Ondan sonra başka bir şey anlatayım. Metrodayım. Çapraz karşımda bir tane çocuk oturuyordu yine. Çocuk 9-10 yaşında falan. Çocuğun rahatsızlığını bilmiyorum ama babası çok acılıydı. Adamın yüzünde sonsuz bir hüzün vardı. Çocuk demek ki bir hastalığı falan var. Böyle hastalığın ne olduğunu bilmiyorum ama durup durup bağırıyor. Durup durup çığlık atıyor. Yerinde duramıyor. Ve böyle hareket ediyor, duruyor. Yine hareket ediyor, duruyor. Böyle ne olduğunu bilmiyorum. Zaten bilmem de gerekmiyor. Herkes çocukta bir sorun olduğunu falan anladı ama hani herkes çocuğun rahatsız olduğunu anladığı için bir şey demiyor. Babası da üzgün, böyle biraz mahcup, utanmış. Çocuğu hasta yani, ne yapsın? Keyfinden mi bağırıyor metroda, değil mi? Sonra çocuğu huzursuz yani. Çocuk öyle. Hasta yani, belli. Allah derman versin. Ben şeyde yüksek benliğinden izin alarak ona şifa yaptım. Ondan sonra gözlerimi kapattım kimse bilmeden. Çocuk rahatladı. Birden sakinleşti. Babasının yerine oturdu. Yanına oturdu. Kolunu babasına yasladı. O an ben huzur duydum. Sonsuz bir huzur. Yani ne kadar faydam oldu? Sadece belki o metro yolculuğu kadardır. Ama yine de ne bileyim, hayvanlara desen,
Yardım ettiğim zaman mutlu oluyorum. Yaralı bir hayvan gördüğümde, yani sanki sadece kendin için düşünme bunu, bir şifa enerjisine sahip olduğun zaman, birine yardım ettiğin zaman iyi hissediyor insan. Ne kadar faydam olduysa, ya da benim yetiştirdiğim insanlara ne kadar faydam olduysa, onlar da ne kadar faydası oluyorsa, bu bile bir şey. Sen bu ses kaydını dinliyorsun. Belki bu ses kaydında belki başkalarına yardım edeceksin. Ondan sonra belki başkalarına yardım ederek bir enerjiye kanal olacaksın. Ve bir enerjiye kanal olarak başkalarına yardım etmeye karar vereceksin. Ve gerçekten kanal olunca kendin de dünyan da hafif hafif değişecek. Böyle ya, kelebek etkisi misali. Değil mi? Güzel bir şey. Hani bunu kendine yap diye sadece düşünmüyorum. Ben hep kendime şifa yapmak yerine başkalarına şifa yapıyorum. Niye? Ya o zaman ben ki zaten yararlanıyorum ki. Direkt kendime yapmama gerek yok. Benim bir dua listem, işte ihtiyaç sahipleri falan var. Böyle diyeyim sana, fakir insanlar, ondan sonra çok zor durumda olanlar, çok hasta olanlar, listem var bunun yıllardır biriktirdiğim. Ondan sonra çocuklar desen, soruyorum bazen böyle şeyleri. Ondan sonra o listeye ben zaman zaman şifa yapıyorum, yolluyorum. Ne kadar katkımız olduysa iyi bir şey ya bu. Yani sen de yap bunu. Niye? Sevap varsa bir sevabı, ya o sevap da benim çocuğumun olsun yani. Ben o sevabın derdini değilim. Zaten insan bir sevap, bir şeyi sevap için yaparsa o karşılık olur, değil mi? Ben o karşılık olsun diye yapmıyorum. Yani hani bunu şifa yapayım da o karşılık olsun. Yok, değil. Değil mi? O değil ya. Dünyaya bir şey kattıysak gerçekten Allah onun bize karşılığını verecektir. Hadi şunu da diyeyim. Nereden nereye uzattım? Parantez içinde ne kadar uzattım? O da ayrı konu. Seni hangi kime yaptığın yardım koruyor? Kimin duası koruyor? Onu da bilemezsin. Yani sen birine şifa yaparsın. O şifanın duası da seni koruyabilir. Yani sen şimdi enerji sistemlerine kanal oluyorsun. Birine şifa yapacaksın ya. Bilemezsin ya. Hangi derde derman olacaksın da o derde derman olduğun insan sana bir dua edecek, belki senin kapını o açacak. Onu da bilemezsin. Tamam? Güzel şeyler bunlar. Sadece insanın lavanta alevi reikiyle bile dünyası değişir. Benim en çok reklamı yaptığım ya da dilimden düşmeyen diyeyim uyumlamalardan bir tanesi. Basit, etkili falan ya, ondan güzel. Haydi bakalım, ben artık bitireyim bunu. Bayağı bir şey anlattım zaten. Uyumlamalar daha sonra ne yapılır? Uyumlamaya inisiye olduktan sonra ne yapılması lazım? Bunu başka bir ses kaydında anlatayım. Güzel oldu, değil mi? Ben sevdim. Her zaman gibi oldu, her zamanki gibi olduğu gibi konuşuyorum. Hiçbir ses kaydımı ikinci kez çekmedim, çekmeyeceğim. Çekmedim ya. Öyle bir şey yok yani, değil mi? Yani öyle şeyleri sevmiyorum ben. Nasıl olduysa öyle. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen dinlemesin. Ben burada bir bilgi veriyorum. Ondan sonra yoksa ben de süslerdim, püslerdim. 16. kez çekerdim. Tamam mı? Ondan sonra yok yani, gecenin yarısında yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok da bunları profesyonelce çekmiyorum. Bence gerek de yok. Bilgiye ulaşsın yani, şu internete bakıyorsun, Reiki ile ilgili bilgiler hep yalan yanlış. Vallahi öyle. Yıllardır bu bilgilerde saçma sapan şeyler var. İnsanlar doğru bilgiye ulaşsın diye spiritüel yolculuğum grubunu kurdum ilk kez. Ondan sonra uyumlamalar. Ardından burası. Çok da zamanım yok zaten. Allah yardım etsin. Ondan sonra Allah güzel kullarla karşılaştırsın. Hepimizi Allah yolumuzu açsın. Bir de bize güzel zaman versin, sağlık versin, değil mi? Dualarla, yer gök duayla. Güzel kardeşim benim. Kendini duadan ayırma bir de. Hadi bakalım, meditasyon yapmayı da unutma. Ama Allahsız olmaz ha. Niye? Ya bence ne yaparsan yap Allah'a yakın olur mu? Yani uyumlamalar falan filan da Allah'a yakın değilsen hepsi hikaye, inanç falan da olacak. Çok uzatmayayım. Ben enerjinin sesi, bunlar da enerjisel durumlar. Doğru enerjiden beslenirsen hayat değişir. Enerjide, enerjin de, frekansın da, senin frekansın neyle beslendiğin çok önemli. Tamam, sevgiler.